Siyasi anlamda hareketli bir yıldı. Evet, siyasi anlamda öyle bir hareketli yıldı ki artık ne söylesek gezi olayları zaten bunun bir fitilini ateşleyen bomba gibiydi. Gençlerimizin apolitik olduğunu düşünürken gençlerimiz evet biz bu Türkiye için varız dediler ve Türkiye'nin her yerinde illerde, ilçelerde seslerini duyurdular. AKP iktidarının ...2002'den beri yapmış olduğu bütün şeyler demek ki insanların içinde bir yara haline gelmiş. Artık son dem olarak orada patlak vermeye başladı. Bu gelişmeler süresince kaybettiğimiz gençlerimiz oldu. Ben bunlara ailelerine sabır diliyorum. Kendilerine de rahmet diliyorum bu vesileyle. Tabii ki bunlar hoş şeyler değildi. Ben bir il başkanı olarak başbakanımızdan böyle bir durum karşısında sağduyu ve onlarla konuşup anlaşma yolunu seçmesini düşünürdüm ama asla böyle bir şey olmadı. Karşı atağa geçildi. Ak Gençlik herkes düşüncelerini özgürce ifade etti aslında bu eylemlerde. Bunlar yapılmaya çalışıldı. Uludere'de yaşananlar unutulmadı. Suriye'de sınır komşumuzda çıkan olaylarda yaralanan, hayatını kaybedenler oldu. Suriye'den çok fazla konuk misafir de aldık ilimize. Evet, yani bunlar yaşandı. Ama yılın son günlerine gelindiğinde İzmir'deki tersane olayında es geçmeyelim. Orada da şehitlerimiz var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Ama 17 Aralık dönüm noktası. Türkiye için bir dönüm noktası diye düşünüyorum. Şu ana kadar yapılanlar hep su yüzüne çıkarılmadı. Bir şeylerle örtülmeye çalışıldı. Konuşan susturuldu falan derken ama artık bir şeyler konuşulmaya başlandı. Herkese koalisyon hükümetlerinin kötü olduğu, tek parti iktidarlarının ülkeye geleceği, aydınlığa taşıyacağı söylenmişti. Ama maalesef bu da gerçekleri ortaya çıkarmış oldu ki farklı ses olmayınca tek parti demek ki yolsuzlukların, hortumların yönünü kendilerine doğru çevirdiğini. Efendim, peki 30 Mart gibi bir seçim süreci var. Demokratik Sol Parti olarak sizler neler yaptınız 2013 yılında? Demokratik Sol Parti Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli'de seçimlere kendi adaylarıyla hiçbir partiyle ittifak yapmadan girecek. Henüz biz adaylarımızı açıklamadık. Bunda farkındasınızdır. Çok yakın zamanda bunları açıklayacağız, halkımıza buluşturacağız. Demokratik Sol Partili belediye başkanlarının adı hiç bugüne kadar herhangi bir yolsuzluk olayına karışmamıştır. Şeffaf, dürüst, rahmetli genel başkanımız, başbakanımız Bülent Ecevit'ten aldığı o siyasetteki nezaket, saygı, sevgi üslubu çerçevesi altında adaylarımız mutlaka olacak. Onları halkımıza buluşturacağız. Bunu verelim peki. Evet. 2014'ten beklentileriniz nelerdir? 2014 yılında artık Türkiye'de bu yolsuzlukların, hukuksuzlukların, adaletsizliklerin olmadığı, insanların daha özgür, demokratik, ben yeni Türkiye kavramına da karşıyım. Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlettir. Asla biz ırklara, dinli, dinsiz, Kürt, Türk ayrımı olmaksızın hepimiz kardeşlik, dostluk çerçevesi adı altında güzel bir yıl olmasını diliyorum. Sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Yeni yıl dileklerinizi de alalım o zaman, son olarak toplayalım. Yeni yılda malumunuz olduğu üzere seçimler var. Evet. Bu seçimlerin tabii ki yani yıllardır antidemokratik bir sistemde yarış sürdürmekteyiz. Halkımızın gerçekleri görerek daha sağduyulu davranarak içinden geçenleri özgürce yapabildikleri bir yıl olsun diliyorum. Peki efendim, kadın olarak
bir kadın başkan olarak kadınların siyasette yerini alması için bir çağrıda bulunacak? Ben bunu zaten hep söylüyorum. Aslında bütün sıkıntıyı çeken kadınlar. Hı hı. Evde tencereyi kaynatamayan kadınlar. Neden kaynatamıyor? Bunların sıkıntılarını sadece eşleriyle değil, bunu herkesle paylaşarak, halkın içinde olarak yüksek sesle söylemelerini. Ben siyasi partilere davet ediyorum. Özellikle partimize, ben bir bayan il başkanı olarak yanında görmekten mutluluk duyarım kadınlarımızı. Asıl bu işi götürenler kadınlar zaten. Siyasetin de hep mutfağında oluyorlar. Ön safhalarına geçsinler diliyorum. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Sizlere kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi günler.